Herkese merhabalar. Biliyorsunuz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yardımlarını sürekli olarak sizlere haber yapıyoruz. Peki genel anlamda hep şunu da merak ederiz. Acaba bilmediğim bir yardım var mı? Yani Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın genel olarak nelere yardım ediyor? 35 kalemde Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yardımları var arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde bunlara bakalım. Bu sizlere söyleyeceğim yardımların arkadaşlar video linkini açıklama kısmına bırakacağım. Yani detaylarını buradan nasıl başvurulur onlara detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinden alıntıdır bu yaptığımız video arkadaşlar. Ve çok detaylı bir şekilde, yani size söyleyeceğim kalem kalem indirimlerin nasıl başvurulacağı ile ilgili detayları çok basit bir şekilde sitede anlatılmış. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardım programları ne arkadaşlar? Evet, görüyoruz, doğum yardımı var. Yine çoklu doğum yardımı var arkadaşlar. Çoklu doğum yardımı ile dünyaya gelen 0-2 yaş aralığında çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelerin beslenme, öz bakım ihtiyaçlarının desteklenmesine yöneliktir. Evet, 215 lira yardım yapılıyormuş. Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yardım programı var arkadaşlar. Bu da önemli bir ayrıntı. Öksüz ve yetim yardımı var yine. Muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardım programı var. Bu da önemli bir yardım programı arkadaşlar. Bunların detayları var hep gördüğünüz gibi ekranda da. Muhtaç asker çocuğu yardımı, terör zararı yardımı, devam edelim. Afet acil durum yardımları, İşe yönlendirme yardımı, işe başlama yardımı, şehit yakınları ve gazilere yönelik yardımlar, gıda yardımları, aşevleri, barınma yardımları, sosyal konut projesi, yakacak yardımları, elektrik tüketim desteği, sosyal uyum yardımı, yaşlı aylığı, engelli aylığı, engelli yakını aylığı, yaşlı ve engelli bakım projeleri, vefa projeleri, engelli ihtiyaç yardımları arkadaşlar, genel sağlık sigortası prim ödemeleri, şartlı sağlık yardımları, katılım payı ödemeleri, kronik hastalık yardımı, silikozis hastalarına yapılan ödemeler, kronik hastalara elektrik tüketim desteği, şartlı eğitim yardımları, yabancılara yönelik şartlı eğitim yardımı, eğitim materyali yardımı, öğrenci barınma, taşıma, yemek yardımı, yurt yapımı, yüksek öğrenim öğrencilerine yönelik yardımlar, muhtelif eğitim yardımları, anaokulu, ana sınıfı yardımı. Evet, görüyorsunuz genel itibariyle bütün yardımlar, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı yardımlar genel itibariyle bunlar. Zaten sosyal medyada da o yapılan haberlerin hep detayları bu haberler. Yani müsait vaktinizde arkadaşlar girin, bunu videonun açıklama kısmına da linkini bırakacağım. Şöyle bir bakın, ben acaba hangisine başvurabilirim, hangisinden faydalanabilirim diye bunları müsait vaktinizde okuyun. İnşallah bu yayınımız sizlere faydalı olmuştur arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.